Selamun aleyküm canlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili öyle haberler var ki akıllara zarar. İster istemez like ve yorum atacağınızı düşünüyorum ve bu videoya en az 1000 like bekliyorum. Abanın like'a yoruma. Haydi. Mobile Legends oyunu Haziran ayında Next projesini getirmeyi planlıyor. O projenin içerisinde birçok yenilik olacak Mobile Legends oyunu ile ilgili. O projeyle birlikte oyunda birçok yenilik göreceğiz. Bunların başında Granger, Yuuzhan gibi kahramanların revampı başta geliyor. Haziran ayında gelecek olan Next projesine Poe's kahraman da dahil edilebilir. Eğer dahil edilirse Haziran ayında edilmezse Temmuz gibi Poe's kahramanının revampını oyunda göreceğiz. Peki bu revampla birlikte neler olacak? Öncelikle kahramanımız için bir adet yıldız üyelik kostümü gelecek. Yıldız üyelik kostümü, kostümün test sunucularındaki barı, emojileri, saklı heykeli vesaire hepsi oluşturulmuş, hazır bekliyor. Bunun yanı sıra MLBB oyunu Poe's için böyle bir kostüm anketi getirdi. Bu anketten ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi seçilecek ve oyunumuza epik kostüm olarak gelecek. Poe's severlere hayırlı olsun diyebiliriz. Poe's için çok yakında çok güzel şeyler olacak canlar. Roger kahramanı için efsane bir kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm ve bu kostüm arasında anket yapılacak. Anketle belirlenen kostüm oyunumuza epik bir kostüm olarak gelecek. Ama form sitelerinde epik muhabbeti dışında kostümün zenit olarak geleceğine dair ciddi anlamda muhabbetler de dönüyor. Geçtiğimiz videolarda Hanabi'nin ekranda görmüş olduğunuz bu kostümlerinden birisinin zenit kostüm olarak geleceğini söylemiştik. Ama bu kostümün anketi tamamlandı ve bu kostüm yeni bir kostüm serisi olarak oyunumuza gelecek. İlerleyen dakikalarda zaten göreceksiniz. Bunu ele dedik. Fakat bu anketin durumu hala devam ediyor. Burada seçilecek bir kostüm zenit kostümü olarak gelecek. Bakalım Harley mi gelecek yoksa ekranda görmüş olduğunuz bu Roger kostümlerinden birisi mi gelecek? İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Sıradaki haberim kolektörlerle ilgili olacak. Biliyorsunuz Mayıs ayında Alpa kolektör kostümünü oyunumuzda göreceğiz. Alpa kolektör kostümünü alternatif olarak Van kolektör ve Veil kolektör kostümleri gelecek. Geliş tarihi belli oldu. 4 Mayıs'ta canlar. 4 Mayıs'ta Alpa kolektör kostümünü oyunumuzda göreceğiz. Kolektör kostümlerini ucuz almak için yapmanız gereken ilk gün etkinliğe girip 16 çevirmeyi direkt yapıyorsunuz. Sonraki günlerde etkinliğe giriş yaparak günlük indirimleri yapıyorsunuz. Böylelikle 6000 küsur elmas değerindeki kolektör kostümünü 3150 elmas alıyorsunuz. Şansınız varsa maliyet daha da aşağı düşebilir. Herit kahramanının kolektör kostümü ise Haziran ayının 4'ünde gelecek canlar. Alternatifleri Angela kolektör, Mia kolektör. Büyük koleksiyon etkinliğinin diğer ödülleri, spesyaller, elitler, normaller ve diğer eşyalar. Bunlar da belli olunca detayları diğer videolarda vereceğim. Nisan ayının yani bu ayın 24'ünde Johnson kahramanının revampı orijinal sunucularda yerini alacak. Kahramanımızın kostümünün yeni görüntüsü bu şekilde olacak. Eğer kostüme sahipseniz otomatik sizde de değişecek. Eğer kostüme sahip değilseniz ekranda görmüş olduğunuz bu etkinlik oyunumuza gelecek. Bu etkinlikteki mantığı sizlere anlatayım. Çevirmelere başlamadan önce 4 tane eşyayı eleme hakkınız var. 4 eşyayı eledikten sonra az elmas ya da az şafak kristali miktarından başlayıp yukarıya doğru gidiyorsunuz. Miktar arta arta gidiyor. Kostümün çıkma mantığı da şu şekilde. Eğer şansınız varsa son çekilişten bir önce kostüm alabiliyorsunuz. Bu da 3200 elmas filan ediyor. Eğer şansınız yoksa 4200 elmasa filan Johnson kahramanının kostümünü en son çekilişte alıyorsunuz. Bunun dışında başka bir algoritması yok. Johnson kahramanının epik kostümüne sahip olmayanlar bu ayın 24'ünde orijinal sunuculara gelecek olan bu etkinlikte dediğim mantıkla çekilişler yaparak kostümü alabilir. Evet, revamplanan Johnson çarkepik kostümü de bu şekilde olacak canlar. Yeni görüntüsünü beğendim. Bu tamamlanmamış, tam %100 olmamış halde olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun ama eski hali, yeni hali her şeyi göreceğiz. Yani bu hali daha güzel gibi geldi bana. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. Şimdi savaş alanında göreceğiz Johnson'ı. Tamam. Eski al yeni al kıyaslaması. Birinci skill, ikinci skill'e bakıyoruz. Yani böyle skill görsellerinde sanki çok aşırı derecede bir şey yok gibi. Tamamen görüntüsel bir değişiklik gibi geldi bana ama bilmiyorum. Aa pardon. Düzeltiyorum arkadaşlar. Ultiyi gördükten sonra kararım değişti. Yani Johnson severlere hayırlı olsun. Şu an Johnson oynayasım geldi açıkçası. Gerçekten çok güzel duruyorsun be. Harika. Nice hocam. Baksana.
Mayıs ayının birinde Nolan'ın, Haziran ayının birinde Hellcourt'un yıldız üyelik kostümünün geleceğini öğrenmiştik. Temmuz ayının birinde ise Gusto'nun yıldız üyelik kostüm gelecekmiş. Diğer yıldız üyelik kostümlerini merak eden arkadaşlar geçmiş videolarıma bakabilir. Bu kostüm serisinden önceki videolarda sizlere bahsetmiştim. Angela için bu kostüm, Kiri kahramanı için bu kostüm, Lancelot için bu kostüm vardı. Bu kostümlerin takım, squad kostüm olarak geleceğini söylemiştim. Sonradan Lancelot'un bu kostümünü kolektör olacağı yayınlanmıştı. En son çıkan görsellere göre Lancelot'un bu kostümü, Kiri'nin bu kostümü ve Angela'nın bu kostümü takım kostümü olarak oyunumuza gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Bunların görselleri tekrardan piyasaya çıkmaya başladı. Bu demek oluyor ki yakın zamanda daha kesin bilgileri sizlere aktarıyor olacağım. Alice kahramanının bu kostümü Nisan ayının 24'ünde, bu ayın 24'ünde orijinal sunucularda yerini alacak. Kostüme baktığım zaman şu haliyle çok güzel demiştim ama bir de bu halini görünce gerçekten tuhaf hissettim canlar. Bu kostüm süre sınırlı epik kostüm olarak bu ayın 24'ünde gelecek. Lansman haftasına özel %30'luk bir indirme olacak. Yani 899 elması yerine 600 küsur elmasa kostüme sahip olabileceksiniz. Eğer almazsanız bir daha Mobile Legends oyununun getirmesini bekliyorum. Bekleyeceksiniz. Kalet kahramanının bu kostümünün Mayıs ayında geleceğini sizlere söylemiştim. Tarihi belli oldu. Mayıs ayının 7'sinde Kalet'in epik kostümü orijinal sunucularda yerini alacak. 899 elmas değerindeki kostümün lansman haftasının özel indirimi de olacak. %30'luk bir indirimle birlikte 600 küsur elmasa bu kostümü alabileceksiniz. İndirimin süresi 1 hafta olacak. 1 hafta sonra tekrardan almaya kalkarsanız 899 elmas bayılmak durumunda kalacaksınız. Önceki videolarımda Kadita'ya gelecek olan Creed kostümünün Haziran ya da Temmuz ayında geleceğini söylemiştim. Kesinleşti arkadaşlar. Kostüm Haziran ayı içerisinde oyunumuzda olacak. Kesin tarihine ulaşınca diğer videolarda bilgisini vereceğim. Temmuz ayında Florian'ın yaz kostümü oyunumuza gelecek arkadaşlar. 700 küsur elmas değerinde olan bu spesyal kostüm ilk haftaya özel indirimle birlikte gelecek. Ve 400-500 küsur elmasa bu kostümü alabileceksiniz. Etkinlikle birlikte Mobile Legends oyununun bu kostümü verme ihtimali de var. Ve Temmuz ayı içerisinde bütün yaz kostümleri markette olacak. Hatta Mobile Legends oyunu bütün yaz kostümlerine indirimde verebilir. Gord kahramanının bu anketinden sizlere bahsetmiştim ve seçilen kostüm bu oldu. Bu kostüm epik kostüm olarak mı gelir yoksa kolektör bir kostüm olarak mı gelir bilmiyorum ama ilerleyen günlerde bunda detayları çıkacaktır. Temmuz ayı içerisinde Gord kahramanının bu kostümü oyunumuza yerini alacak. Franco'nun MPL kostüm anketi tamamlandı. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm Ağustos ayında Franco kahramanına MPL kostüm olarak gelecek. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Franco'cular lütfen siz de yorumda görüşünüzü belirtin. Bu arada Ağustos ayında MPL kostümleriyle ilgili Mobile Legends oyunu bizlere sürpriz yapabilirmiş. Yani bütün MPL kostümlerini markette satışta görebiliriz canlar. MLBBX Jujutsu Kaisen etkinliğine soran birçok kişi olduğu için burada da kısaca değineyim. Haziran ayının 8'inde MLBBX Jujutsu Kaisen etkinliği gelecek. Ekranda görmüş olduğunuz bu eski Jujutsu Kaisen kostümlerini tekrar alma imkanımız olacak. Bu etkinlik kalktıktan sonra ilerleyen aylarda yeni Jujutsu Kaisen kostümleri oyunumuzda olacak. Hatta 4D sayısı 5 bile olabilir. Ekranın alt kısmında görsele bakacak olursanız sadece çekilişlerden 11x bilet alıyoruz. Bunun yanı sıra Haziran ayının 8'inde gelecek olan Jujutsu Kaisen etkinliği için Haziran ayının 15'inde Part 1 Premium tedarik gelecek. Buradan da biletler alacağız. Daha sonra Haziran ayının 29'unda Part 2 Premium tedarik gelecek. Oradan da biletler alacağız. Ayrıca ekranda görmüş olduğunuz bu etkinlik gelecek. Bu etkinlikte görevleri tamamlayarak alt kısımdan yukarıya doğru şu ekranın şurasına odaklanırsanız şuradaki kademeleri yukarıya doğru geçerek birçok ödül toplayacağız. O ödüllerin içerisinde biletler de olacak. Böylelikle MLBBX Jujutsu Kaisen etkinliği için en az 70x bilet elde edeceğiz. Hayırlı olsun. Canlar, Ejderibis etkinliğinin Part 2 Premium tedariği bu hafta sonu cumartesi günü geliyor. Maalesef buradan promosyon elması alamayacağız arkadaşlar. Bunun yerine telafi olarak Mobile Legends oyunu fazladan bilet verebilirmiş etkinlikte. Etkinliğe baktığımız zaman oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir elmas yüklemesi yaparak 1 bilet, 50 elmas yükleyerek 1 bilet, 100 elmas yükleyerek 2 bilet, 250 elmas yükleyerek 4 bilet, 500 elmas yükleyerek 4 bilet daha, 100 elmas harcayarak 1 bilet, 250 elmas harcayarak 2 bilet ve son olarak 500 elmas harcayarak 2 bilet olmak üzere toplamda 18 bileti buradan alacağız. All Star
giriş hediyeleri alanından da 2 bilet alacağız. Toplamda 20 bilet. Biraz önce de söylediğim gibi Mobile Legends oyunu Part 2'ye promosyon elmasını eklemezse bizler için bilet sayısını artırarak sürpriz yapabilir. Cumartesi günü her şeyi birlikte göreceğiz. MSC etkinliği Temmuz ayında gelecek. Etkinlikte ekranda görmüş olduğunuz bu görevleri tamamlayarak hele hele 899 elması gömüp MSC kostümünü direkt aldıktan sonra ekranda görmüş olduğunuz bu sandıktan ve görevlerden kat kat daha fazla MSC puanı toplayacaksınız ve MSC'nin etkinlik mağazasından eski MSC kostümlerini, emojilerini vesaire her şeyi çok uygun fiyata toplayacaksınız. Önceki videolarımda Haziran Temmuz demiştim. Şimdi Temmuz ayında geleceği kesinleşti. Bundan sonraki videolarda da Temmuz ayının hangi gününde geleceğini öğrenip paylaşırım. Siz de bana hep aynı haberleri yapıyorsun diye fırça atarsınız. Sizin Allah'ınıza kurban. Canlar, Hanabi ve Aemon için efsane kostümler geliyor. Bu kostümler için birçok şey söyledik ama kesin detayları verme zamanı geldi. Bu kostüm serisi Neo Beas olarak mı gelecek, Miss Benders olarak mı gelecek diye bayağı bir konuştuk ama etkinliğin arayüzü bu şekilde olacak ve etkinlik Temmuz ayı içerisinde orijinal sunucularda yerini alacak. 1x10x'lerin olduğu, Part 1, Part 2 premium tedariklerin geldiği, çekiliş kayıtların tutulduğu, etkinliğin kendine ait ödül havuzunun olduğu ve bu ödül havuzunda Chark Epic, Collector Epic, Spesyal, Elite, Normal kostümlerin olduğu güzel bir etkinlik Temmuz ayında bizleri bekliyor. Neo Beas olarak geleceğini düşünmüyorum. Miss Benders olarak gelebilir ama ben bu serinin Neo Beas ve Miss Benders'e benzer farklı bir etkinlik, farklı bir seri olarak geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Temmuz ayı içerisinde gelecek. İlerleyen günlerde daha da kesin ve net detaylar çıkacaktır. Bütün detayları sizlere aktarıyor olacağım. Aemon ve Hanabi severlere hayırlı olsun. Exorcer etkinliğini soran birçok abone olduğu için bunu da eklemek durumunda kaldım. Exorcer etkinliği Mayıs ayının 18'inde orijinal sunucularda yerini alacak. Mayıs ayının 25 ile 28 arasında Part 1 premium tedarik gelecek. Premium tedarikten 29 bilet. Kutudan da 1 bilet alacağız. Toplamda 30 bilet alacağız. Daha sonrasında Haziran ayının 1 ile 4'ü arasında Part 2 premium tedarik gelecek. Oradan da 29 bilet alacağız. Böylelikle 59 bilet cepte. Bunun yanı sıra etkinlikte 130x'e kadar çekiliş yaptığımız zaman 20x'te 1 egzorsizm büyüsü, 130x'te 10 egzorsizm büyüsü olmak üzere toplamda 70x bileti etkinlikten elde edeceğiz. En az 70x bilet Mobile Legends oyunu rakip oyun gelmesi nedeniyle daha fazla da verebilir. Bunun yanı sıra 1x10x çekilişleri yaparak elde ettiğiniz egzorsizm mühürleriyle birlikte etkinlik mağazasından ekranda görmüş olduğunuz Kagura, Yuuzhong, Hayabusa, Granger kostümlerini alabileceksiniz ve onlara ait efektleri. Bir daha da sormayın arkadaşlar bu Exorcist etkinliğini. Bu haberde Magic Chess severlere gelsin. Magic Chess'in yeni sezon S17 pas kostümü Angela'ya geliyor canlar. Alt tarafta da yeni haritayı görüyorsunuz. Ben gerçekten Magic Chess hassasıyım ve buradaki hiçbir şey kaçırmıyorum. Alttaki haritaya var ya, bayıldım bayıldım. Alacağım. Hatta videosunu ister misiniz canlar? Eğer abi çek videosunu at. Abi kanka kardeş ne diyorsanız artık. Bunun alınış videosunu çek at diyorsanız çekip atarım sizler için. Lütfen yorumda belirtin. Angela'nın kostümü ve yeni tahtamız Magic Chess severlere hayırlı olsun. Canlar, dünkü videomda bu etkinlikten sizlere bahsetmiştim ama tarihini belirtmemiştim. Kupon geçişi etkinliğin 8 Haziran'da orijinal sunucularda yerini alacak. Etkinlikten kupon geçiş sandıklarını alarak bayağı karlı duruma geçerek kostümler elde ediyorduk. Ama asıl olay şu. Burada Robin'in kostümünü görüyoruz ya, tıkladığımızda bize elit kostümünü gösteriyor. Meğerse Mobile Legends oyunu Robin kahramanına gelecek olan bu yeni spesyal kostümünü etkinliğin o kısmına koyacakmış. Bu sayede Robin'in spesyal kostümünü buradan 100 elmas karşılığında alabileceğiz. Zaten geçtiğimiz videolarda Robin'in bu kostümünü sizlere gösterirken Mobile Legends oyunun etkinlikle verme ihtimalinden de bahsetmiştim. Ve o şekilde gelecek arkadaşlar. Haziran ayının 8'inde kupon geçişi etkinliğinden Robin'in bu kostümünü alacağız. Tabi Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapması. Canlar, 1 Mayıs 31 Mayıs tarihleri arasında oyunumuza böyle bir etkinlik gelecek ama etkinlik bambaşka bir şey.
Birçok bölümün birçok görevleri var. Etkinlikteki görevleri tamamlıyorsunuz. Bir şeyleri patlatıp puanlar kasıyorsunuz. Bunun yanı sıra etkinliğin içerisinde oyuna giriş yapmak, maç atmak, savaşmak filan bunlarla ilgili görevler var. O görevlerden puanlar, parçalar topluyorsunuz. Toplamış olduğunuz parçaları böyle bir ekrana gelerek çerçevelerle, parça mağazasında kullanacağınız parçalarla, popülerlik eşyalarıyla ve birçok eşya ile takas edebiliyorsunuz. Burada değerli eşyalar da olacak ve bu etkinlik bizlere elit kostüm de verecek canlar. Elit kostüm dışında farklı eşyalar da alabiliriz. Bu etkinliğin bir kısmıydı. Etkinliğin bir de bu ayağı var. Burada da yarış yapıyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda Mobile Legends oyunu 7. yıl kutlamalarında Johnson'ın kostümünü bizlere vermişti. Yarışlar yapıyorduk, ödüller topluyorduk. Burada da yarış yapacaksınız. Birçok pist olacak yarış yapacağınız. İstediğiniz en popüler olan pistlere girip yarışlar yapabileceksiniz. Yani farklı oyuncularla da kapışabileceksiniz. Gerçekten ilginç bir etkinlik olacak. Hatta Mobile Legends oyunu bizlere farklı yarış pistleri de sunacak. Etrafında yeşillikler olan, farklı şeyler olan yarış pistleri de göreceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz o pistlerden bir tanesi ama çok çok farklıları da test sunucusunda vardı. Bu kısımda farklı bu görsel burada birçok oyuncuyla kendi başınıza yarışmalar yaparak bölüm bölüm farklı bölümleri geçerek birçok eşya kazanacaksınız. Şahsen ben hikayesel etkinlikleri çok seviyorum. Mobile Legends oyunu böyle etkinlikleri getirmeli bence. Çünkü bir bölümü geçiyorsunuz, farklı görseller var. Farklı bir bölüme gittiğiniz zaman mantık bambaşka ve orada da çok farklı görseller var. İlerledikçe eşyalar topluyorsunuz, geçmeye çalışıyorsunuz. Böyle etkinliklerin sürekli gelmesi ben çok istiyorum. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. Biraz önce de söylediğim gibi elit kostüm dışında daha kaliteli kostümler ve değerli eşyalar da bu etkinlikten toplayabiliriz. Çok küçük bir ihtimal, minnacık bir ihtimal Mobile Legends oyunu bunu Haziran ayına erteleyebilir. Etkinlik geldiğinde bakalım neler olacak. Canlar, KOF etkinliği bomba gibi geliyor. Geçtiğimiz videolarda bütün detayları sizlere verdim ama eksik olan kısımlar vardı. Şimdi onları tamamlayalım. Bildiğiniz üzere KOF etkinliği bu ayın 24'ünde, Nisan ayının 24'ünde orijinal sunucularda yerini alacak. Etkinlik orijinal sunucularda paylaşılmadan Mobile Legends oyunu bazı görsel değişiklikler yaptı. Sol tarafta KOF biletlerinin görselini görüyorsunuz. Sağ tarafta KOF parçasını görüyorsunuz. Hani 30 parça bir bilete dönüşüyor ya. İşte bunlarla ilgili değişiklik yapmış Mobile Legends oyunu. Nisan ayının 24'ünde gelecek olan KOF 97 Bingo etkinliğinin premium tedariği ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Oyuna giriş yaparak bir bilet, herhangi bir elma sükleyerek bir bilet, 50 elma sükleyerek bir bilet, 100 elma sükleyerek 4 bilet, 250 elma sükleyerek 5 bilet, 250 elma süklediğinizde diğer yükleme görevlerini de yapmış oluyorsunuz. 100 elma harcayarak 2 bilet, 250 elma harcayarak 2 bilet, 250 elma harcadığınızda alt harcama görevlerini de yapmış oluyorsunuz. Böylelikle toplamda 16 bileti part 1'den alıyoruz. Part 2'de de görevler aynı olacak. Alacağımız bilet sayısı aynı olacak. Part 2 ise 13 Mayıs'ta gelecek. Bu arada canlar size mükemmel bir haberim var. Nisan ayının 24'ünde etkinlik gelir gelmez. Etkinliğe binlerce elması gömeceğim. Bütün KOF kostümlerini direkt alacağım. Ve videosunda aynı gün içerisinde Osman Bülü YouTube kanalında göreceksiniz. Böylelikle bu videonun sizlere çok güzel bir rehber olacağını düşünüyorum. Hepinizi videoya bekliyorum. Tabi elmas yüklemek deyince akla Onstra Shop geliyor. Hızlı, güvenilir, ucuza elmas almak istiyorsanız Onstra Shop'a gelin. Hatta bu videonun açıklama kısmında benim linkim var. Onstra Shop linkim var. O linke tıklayarak Onstra Shop'a kaydolduğunuzda özel indirimlerden, çekilişlerden yararlanmış olursunuz. Bunun yanı sıra bana da çok büyük destek olmuş olursunuz. Farklı bir platformdan izliyorsanız Osman Bül YouTube kanalıma gelin. Videolarımın açıklama kısmındaki linkten Onstra Shop'a kaydolun. Ben her türlü yanınızdayım. Videonun başında dediğim gibi sizce de bu video like ve yorum hak etmiyor mu canlar? Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Buna benzer bilgilerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.